19. yüzyılda Japon estetiğinin Batı dünyasına girişinin Batılı sanatçıların çalışmaları ve teknikleri üzerinde büyük bir etkisi oldu. 1850'de Batılı güçler 2 asırdır süre gelen izolasyon sonrası Japonya'yı limanlarını ticarete açması için zorladılar. Bundan sonra Japonya, Batı'ya delegeler göndererek imajını değiştirmeye, dünya fuarlarında sergilenmeleri için de Avrupa'ya porselenler, bronzlar gibi farklı sanat eserleri göndermeye başladı. Dönemin dominant sanat stiline alternatif arayan sanatçılar da Japon sanatını taptaze bir ilham kaynağı olarak karşıladılar. Bölgeden ithal edilen mallar kısa sürede Fransızların da Japonizm olarak adlandırdığı Japonya'dan gelen şeylere karşı duyulan ilgiyi artırdı. Bundan en çok etkilenen Japon çizim ve resimlerinin kopyalanarak ya da yaratıcılıkla yeniden bir araya getirildiği dekoratif sanatlardı. Şu an bakmakta olduğumuz Fransız malı olan mürekkep okkasında sanatçı Fuji Dağı'nı ve değişik Japon motiflerini kullanmış. Buradaysa Japon stili tasarımları olan çiçek ve kelebekler Avrupa malı olan metalik bir çay setini süslüyor. Birçok batılı ressam Japon sanatı ve kıyafetlerini tablolarında kullandılar. Mesela bu tablodaki katlanan perde ya da bu tablodaki ipek kimono gibi. Amerikalı sanatçı Charles Carl Coleman bu natürmort eserinde bronzdan yapılmış bir Japon vazosu ve ipek kumaş kullanmış. Japon modellerin ışığında resim şekilleri de değişim gösterdi. Örneğin Coleman bu eserinde de Japonların duvar yazılarının şekli olan dikey bir tuval kullanmış. Tipik ve klasik Batı resminin gerçekçi modelleme ve gölge kullanımının aksine Japon resmi yoğun arka plan ve desenleri kullanır. Kikukawa Eiza'nın şu an görmekte olduğunuz resminde olduğu gibi. Bunu andıran düzleştirme efektlerini Mary Cassatt'ın bu tablosunda görüyoruz. Japon resimlerindeki ritmik olarak düzenlenmiş tüy ya da yapraklar, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki baskı tasarımları üzerinde etkili olmuştur. Tekrar eden motifler, Katsushika Hokusai'nin bu eserindeki ağaçlar gibi, Batılı sanatçıların da çalışmalarında benzer deneyler yapmalarını sağlamıştır. Utagawa Hiroshige, kompozisyona ait öğeleri resim arka planına bastırarak büyütmüştür. Bu eserde bir fener ve kapı eşiği arka planı çerçeveliyor. Fransa ve Amerika'daki poster tasarımcıları da modern şehir yaşamına ait amblemler yaratmak için benzer teknikler kullanmışlar. Japon sanatının canlı renkleri, keskin köşeleri ve asimetrisi, Batı'nın ilgisini çekip beğenisini kazanan diğer özellikler arasında yer alır. Aslına bakarsanız ilham alma karşılıklı gerçekleşmiş ve Japon sanatçılar da Batılı uygulamaları deneyimlemişler. Batı'ya bakış, Japonya'ya ait motif ve tekniklerin Batı sanatı üzerindeki yeni etkilerini keşfe çıkıyor. Galerileri gezdikçe Avrupalı ve Japon eserleri arasındaki ortak artistik araçları göreceksiniz.